Kıymetli okurlarımız, Post Gazetesi İsviçre ekibi adına hepinize hayırlı akşamlar dileyerek canlı yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Bugün yine gündeme dair bir konuğumuz var. Travelino Tur Operatörü menajeri Ali Güney. Birçoğunuz da Ali Bey'i zaten hem Galatasaray Zürih Spor Kulübü'nden hem de seyahat sektöründen tanıyorsunuz zaten yakinen. Ali Bey, hoş geldiniz Hoş yayınımıza. bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olasın Bahtiyar'cığım. Teşekkür ediyorum. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bu salgın günlerini nasıl geçirdiniz? Sizde de inşallah umarız sağlığınız yerindedir. Herhangi bir sıkıntı yoktur umarız. Vallahi sıkıntı yok bende. Allah'a şükür Türk gibiyiz diyelim. Salgın günlerimiz ağırlıklı olarak balkonda, terasta ve arada bir ofise giderek bir de yan tarafımızdaki ormanda yürüyüş yaparak ve sürekli olarak da evde çalışarak önümüzdeki günlerde neler yapabiliriz bu şekilde geçirdik. Havalarda oldukça güzeldi. Kısa bir çalışma, yani Kurzarbeit yapıldığı için arada ofise gidip geliyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Evet, Ali Bey, biraz önce bahsettiğim gibi sizin bir 25-30 yıla yakın Evet. turizmde bir geçmişiniz var. İsviçre'de turizmi en iyi bilen kişilerden birisi sizsiniz. Bu Covid salgını turizmi, Türk turizmini özellikle nasıl etkiledi? Sizleri İsviçre'de seyahat sektöründe bulunan bütün vatandaşlarımızı nasıl etkiledi? Genel bir değerlendirme ve sizin kendinizi bir tanıtmanızı rica etsek sizden, Teşekkür ediyorum. tanımayanlar için. Sağ ol. Öncelikle Bursa ve İstanbul'da sel felaketinde ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmetler diliyorum. Çok acı verici bir olay. Bugün de yine haberler geldi, dinledik. Biz Karadeniz'de olduğum için biz bu tür haberlere biraz alışığım ben sel felaketlerine. Ben 1992'den beri turizm sektöründeyim. 27 yıldır turizm camiasındayım. 27 yıl bir fiil kendi şirketimdeydim. Geçen 2 sene evvel Travelino AG'yi tur operatörü olarak kurduk ve İsviçre piyasasına çıktık. Şimdi burada bir şey söylemek istiyorum. Bir seyahat şirketi vardır, bir tur operatörü vardır. Seyahat şirketi bütün paket programları satan, yolculara birebir ilişkisi olan, onları değişik destinasyonlara gönderen, bilet satan, bir acenta pozisyonunda. Tur operatörü de bu seyahat şirketlerine paket hazırlayan, charter koyan, sistem bulan, çok global bir genişlikte olan bir seyahat birimi diyeyim. Evet. Bizim İsviçre'de şu anda biz ikinci pozisyondayız. Yani Türk tur operatörü olarak ikinci pozisyondayız. Yani ikinci kişiyiz. Daha evvelden biliyorsunuz Bentur vardı. Bentur'un da ayrıca kurucusuyum ben. İlk senelerde Bentur'da da görev yapmıştık. Biz şimdi Travelino olarak yeni teknolojiyi de içimize alarak turizm camiasına adım attık. Gerekliydi. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Evet, Ali Bey, turizm çok büyük bir yara aldı bu Covid salgınından dolayı. Vatandaşlarımız daha 2-3 ay önce, biraz önce belirttiğim gibi bir belirsizlik içerisindeydi. Birçok soru cevabını buldu ama yine de çok büyük bir tedirginlik var. Otellerde alınan tedbirler, önlemler yeterli mi? Hepimizin içinde bir şüphe var. Bu Evet. şüpheleri gidermek için neler söylersiniz? Şimdi Vatandaşlarımızın şüphelerini giderelim. ben şöyle söyleyeyim. Önce Türk turizmini biraz irdelemek istiyorum. Yıllardır bu camianın içerisindeyim, turizmin içerisindeyim. Türk turizmini şu anda COVID-19 öncesi, COVID-19 şu anki durum ve sonrası olarak üçe ayırıyorum. Ben turizm yaşantım süresi içerisinde ona yakın bu şekilde değişik olaylar atlattık. Savaşlar, golf krizleri. Yani Türk turizmi her 3 yılda bir dibe vurur, sonra çıkar. Biz de bu sıkıntılı dönemlerde hep nasibimizi aldık ama Türk turizmcisi olarak hep ayakta kaldık. Sürekli olarak biz ayakta kaldık. Devam ediyoruz. Şimdi Covid olayı bütün dünyayı etkileyen bir sıkıntı. Bütün
dünya turizmini etkileyen bir bizi değil. Bunun içerisinde bak tur operatörlerini, havayolu şirketlerini, otelleri, taşımacıları yani transportçuları etkileyen çok büyük bir olay. Bu olaya Türkiye'deki, dünyadaki turizm şirketleri hazırlıksız yakalandı. Maalesef hazırlıksız yakalandık. Biz de dahiliz buna. Ben bu arada bu dönemde Antalya'daydım. Kamp dönemimizdi bizim. Ve birdenbire her şey kesildi. Şimdi kesilince evet. Biz de tabii Türkler kendimize güveniyoruz. Ya biz böyle olaylara alışırız. Bir anda toparlarız, alırız, götürürüz dedik ama maalesef oralara daha henüz gelemedik. Şu anda COVID-19 süresindeyiz. Yavaş yavaş bir hareketlenmeler başladı. Tabii bunun ilk ayağı yurt dışındaki turistleri ülkemize götürmek. Ülkemize nasıl götüreceğiz? Bunun için uçak gerekiyor. Transport yahut da işte arabayla gidecekler. Ama uçak şirketlerinin kendi ülkelerinden izin alması veya bizim ülkemizden izin alması ve o ülkeler birbiri aralarında anlaşmalar yaparak sigortaların neyin ödemediğini bilmeleri gerekir ki turistler Avrupa'dan ülkemize gitsinler. Şimdi bunu biz anlatırken bir de bu işin siyasi olayı ortaya çıktı. Bunu da biz televizyonlarda yani belki duymuşsunuz siyasi olayı ortaya çıktı. Biz Turizm Bakanı olarak çok güzel bir sertifikasyon hazırlandı. Otellerin denetlenmesi, turizm sertifikasyonu. Bunları oteller zorunlu tutulmadı ama aldılar. Fakat bu sıkıntılı dönemde kendimizi yurt dışına tanıtamadık. Hala da tanıtamıyoruz. En büyük sıkıntımız şu anda bu. Yani Türkiye'deki sağlık sektörünün, Türkiye'deki otellerde yapılan hizmetlerin yurt dışında tanıtılması, anlatılması gerekir. Şu ana kadar bu çok az bir şekilde özel kişilerin, münferit kişilerin yaptığı çalışmalar sonucunda anlatılmaya başlandı. Ama ülkeler arası ikili ilişkilerde bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımızın Almanya ile ve diğer ülkelerle yaptığı toplantılarda ön plana çıkarttılar. Fakat Avrupa öncelikle Avrupa Ekonomik Topluluğu içerisinde olan ülkeleri ön plana çıkartıyor. Diyorlar ki önce bunlar açılsın. Tamam bunlar açılsın da İspanya'da 30 bin ölü, İtalya'da 28 bin ölü, işte Fransa var. Ama biz diyor kredi verdik diyor onlara, çok kredi verdik. Önce oralara gidilsin, sonra Türkiye ve Türkiye nezdindeki ülkeleri açacağız. Bunun bir sebebi daha var. Kendileri direkt söylediler. Ha dediler, siz Covid'den evvel sınırlarınızı açtınız, mültecileri gönderdiniz. Bunu bizim önümüze sundular. Evet. Artı İsviçre'de Türkiye hakkında, aleyhinde en ufak konu olumsuz yazılar çıkıyor. Tabii biz kendimiz bunların karşılığında reklam vererek bunları durduramıyoruz. Çünkü böyle bir bütçemiz yok. Bunlar bizi çok üzüyor. Ama şu anda Türkiye'yi çok seven, Türkiye'ye çok gitmek isteyen turist grubumuz var. Bekliyoruz. Uçaklar açıldı. Mesela Sun Express havayolu şirketleri şu anda Antalya'ya uçmaya başladı ama sıkıntılı bir dönem. Bizim de çok iptallerimiz oldu. Gerçekten çok iptallerimiz oldu. Devam edecek. Bu şekilde devam edecek. Bekliyoruz. Tahmin ediyorum, tahminimce Temmuz, Ağustos, Ekim'in çok iyi geçeceğini, eğer böyle devam ederse Ekim'in çok iyi geçeceğini tahmin ediyorum. Ali Bey, tam burada uçak seferlerine değinmişken COVID öncesi 75-80 civarında İsviçre'den haftada uçak seferleri vardı Türkiye'ye. Evet. Şu anda bu sayı galiba onun altında. Evet. Aslında geçmişe bakarak baktığımızda çok büyük bir potansiyel var. Bu sadece İstanbul'dan aktarmalı herhangi bir yere uçmak değil, Türkiye'ye gelen turist sayısında çok önemli bir düşüş yaşandı. Evet. Bu uçak seferlerinde yakın bir zamanda artış olacak mı? Çünkü vatandaşlarımız da merak ediyor. Çünkü var olan uçaklara yer bulmakta zorlanıyorlar. Tabii. Şimdi şöyle diyeyim. Nisan ayında Türkiye'mize gelen turist sayısı 24. Yalnızca 24. Bu demektir ki bu COVID'den dolayı kaynaklanıyor. Her taraf kapanmıştı. Mart'ın evet. 15'inden sonrasını saymıyorum. Şimdi son yıllarda Türkiye'miz, Türk Hava Yolları ve özel şirketlerimiz çok büyük bir atılım yaptılar havacılık sektöründe. Çünkü Türk Hava Yolları çok büyük oynuyor. Uzak Doğu ve yakın uçuşlar olarak ikiye ayırdılar kendilerini.
Çok güzel bir altyapımız var, havalimanlarımız var, hepsi var. Bunlar aslında Avrupa'nın çok ilgisini çekiyor. Bizi rakip görüyorlar. Şimdi buraları irdelemek lazım. Biz neler yapmamız lazım? Şimdi uçak şirketleri ve Türk Hava Yolları yavaş yavaş uçmaya başladı. Dünyada hiçbir havayolu şirketi yoktur ki 5 milyon hazır müşterisi var. Tek Türk Hava Yolları. Çünkü Avrupa'da 5 milyon üzerinde Türk vatandaşımız var. Bunlar bir defa veya iki defa yolculuk yaptığı zaman 8 milyona yakın hazır müşteri var. Dünyada hiçbir hava yolu şirketinin bu kadar hazır müşterisi yok. Bizim var. Bu bir elimizde olan bir güzellik diyelim. Fakat haftada günde 4 defa Türk Hava Yolları uçuyordu. İşte diğer şirketler uçuyorlardı. Bayağı yoğunluk vardı. Şimdi yavaş yavaş bunlar açılacak. Havayolu şirketleri için en zor şey uçakların yatmasıdır. Bakın bugün mesela duymuşsunuzdur. Sun Express'in Avrupa lisanslı olan havayolu şirketini kapatıyorlar. Doğru bir karar. Çünkü yıllardır bunda zarar ediyorlar. Alternatif olarak kullanıyorlardı. Ama biz zamanında ve yerinde doğru bir reklamla, yani en kötü zamanda doğru bir reklam yaparak piyasaya çıkarsak, inanın önümüzdeki günler, önümüzdeki seneler bu devam edecektir. Başarımız devam edecektir. Şimdi bir rakam vereyim mesela. İspanya'da turizme verilen destek 4,5 milyar euro. Yani otellere verilen destek, öyle söyleyeyim, havayolu şirketlerine. Tanıtım bütçesi için 40 milyon euro hazırladılar İspanya. Şimdi İspanya'nın zaten bir imajı var. Bizim böyle bir imajımız yok. Çünkü marka değiliz henüz. Olamadık. Zorlanıyoruz olmak için. Ama bizim henüz Turizm Bakanlığı'ndan açıklanmış bir reklam bütçemiz yok. Nerede, nasıl reklam yapacağız diye bir bütçemiz yok. Turizm tanıtım fonunu kurdular. Ne yapacaklarını biz de bilmiyoruz. Yani bizim içimizde aslında kanayan bazı yaralar var. Bu Covid'den dolayı değil. Gelmişten geçmişe doğru, geleceğe doğru giden bazı yaralarımız var. Bunlara önlem almamız, bunları bizim bilmemiz gerekir. Bununla ilgili olarak bir söylemde bulunacağım. Şimdi Türkiye'mizin cari açığını turizmle kapatıyoruz. Turizm gelirleriyle. Türkiye'nin turizm geliri 36,5 milyar euro. Yani dolar, pardon. Evet. Dünyada turist alan ülke olarak 6. sıradayız. Gelir olarak da 13. sıradayız. Aslında bu hiç iyi bir şey değil. Yani gelirimiz az, sayımız çok. Demek ki Türkiye ucuz bir ülke. Veya bir şeyler satamıyoruz. Şimdi 36,5 milyar para gidiyor. Nereden gidiyor? Avrupa'dan veya yurt dışından geliyor bu para. Bu paranın karşılığında ne satılıyor? Export yok. Hizmet satılıyor. Bu bütçeyi kapatıyor, açığı kapatıyor. Gönderen kim? Yurt dışındaki tur operatörleri, yerli ve yabancı tur operatörleri. Ama Türkiye'de alınan kararlar, Türkiye'den yapılan çalışmalardan hiçbirinin haberimiz yok ve bizleri hiçbir zaman bu kararların, bu yönetimlerin içerisine davet etmiyorlar. Edilmediği için de biz tabii biraz alınıyoruz, hala alınıyoruz ama ileride bu olmayacaktır. Yani inşallah. Evet. Ali Bey, vatandaşlarımızın merak ettiği bir konu da şu, siz Travelino olarak da paket programlar hazırlıyorsunuz. Bu sene otellerde büyük tedbirler, önlemler alındı. Bakanlık tarafından sertifikalar verildi. Biraz önce sizin de değindiğiniz gibi. Paket programları bildiğim kadarıyla geçen seneki fiyatlardan satılıyor. Ucuzlama ya da fiyatların artması gibi bir değişim fiyatlarda söz konusu mu? Yakın bir şöyle zamanda. Şöyle söyleyeyim. Ben önce Travelino olarak bu sene ne gibi hazırlıklar yaptık? Biz geçen sene kurulduğumuz zaman Raize garantimizi aldıktan sonra ilk defa 20 yıl sonra Zürih'ten Antalya'ya Türk Hava Yolları'nı uçurduk. Full charter yaptık. Yani uçağı kiraladık Türk Hava Yolları'nı. Pazar günleri Temmuz'un 16'sından itibaren Ekim'in 20'sine kadar full charter uçak koyduk. Bu bir 20 yıldır ilk defa olan bir olay. Yani yolcularımızı Türk Hava Yolları kalitesiyle uçurduk. Ekim ayında da ayrıca 4 seferde Cuma uçağını koyduk. Başarılı olduk.
aşağı yukarı bir 5500 kişi gönderdik. Başarılı olduk. Bunun içerisinde koltuk verdik ve paket yaptık. Şimdi bunu yaparken de kuruluş aşamasında çok güzel bir rezervasyon sistemi satın aldık. Tabii rezervasyon sistemleri Avrupa'da çok önemli bir konu. B2B, B2C olarak çalışmak zorundasınız. Bu senede bu hazırlıklara mütemadiyen Cuma ve Temmuz'dan itibaren Cuma ve Pazar günleri Türk Hava Yolları uçağına koyduk yine. Full charter olarak aldık. Hazırlıklarımızı yaptık. Paket fiyatlarımızı sisteme çıktık. Acente arkadaşlarımıza B2B sistemi direkt olarak açtık. Yani oradan herkes online acent olarak rezervasyon yapabilir. Direkt kendisinin ismiyle çıkar. Artı B2C yani direkt müşteriye, direkt müşteri olarak da bu rezervasyonları yaptık. Ve yılların vermiş olduğu tecrübeme dayanarak otel anlaşmalarını ben yaptığım için Antalya'daki incoming firmamızda ikili ilişkilerimiz sayesinde çok güzel fiyatlar çıkardık. Hakikaten çok güzel fiyatlarımız vardı. Ama Ocak, Şubat'ta almış olduğumuz rezervasyonlar çok güzel önümüzü çok güzel gösteriyordu. Korona COVID-19 geldikten sonra bir anda her şey silindi atıldı. Şimdi bu arada Bahtiyar Bey, sen bilirsiniz benim sporla ilgili yapmış olduğum çalışmaları. Evet. Mayıs ayında ilk defa Türkiye'de düzenleyeceğimiz Champion Trophy dediğimiz U11, U14 bir Avrupa şampiyonası gibi iki tane şampiyonayı organize etmek hazırlıklarını yaptım. Her turnuvaya 48 takım gelecekti. Mayıs'ın ortasında ve Mayıs'ın sonunda. İlk defa Türkiye'de böyle bir organizasyon olacak. Yani 980 ile 1300 kişi arasında 3 günlük gelecek. 2 hafta sonra bu kadar kişi gelecek. Ve bunlar Avrupa'nın sayılı büyük takımlarının U11, U14 takımlarıydı. Bunlar da iptal oldu tabii. Çok üzüldük buna da. Yapacak bir şey yok. Öncelikle insan sağlığı. Sonra şimdi açılmaya başladı. Şimdi otelcilerle görüşüyorum sürekli. Her otelciler de bilmiyorlar ne zaman net olarak açarız. Çünkü Antalya bölgesindeki otellerimizin çoğu Almanya'ya, Avrupa'ya bağımlı. Almanya açmadığı için acaba açar mıyız, açamaz mıyız, kurtarır mı, kurtarmaz mı diye tereddüt içerisindeler. Fiyatlarda da fazla bir oynama yok. Yüksek sezon fiyatları aynen devam ediyor. Yalnız Ocak, Şubat, Mart ayında uyguladıkları early booking yani free booking rabatlarını Temmuz ayında da devam ettiriyorlar. Yani Temmuz'da bir yükselme yok. Burada da bizim uçağımız olmadı. Yani kendi uçağımızı iptal edip diğer havayolu şirketlerinden yer aldık. Biraz da fiyatlar da oynama yapabilir. Ama bu şekilde devam edeceğiz. Ali Bey, tam spor turizmine değinmişken bir sorum olacaktı bu konuyla ilgili. Dünyada spor turizmi denince, yani dünya genelinde turizmin %35'ini spor turizmi oluşturuyor. Bu çok büyük bir rakam ve siz bu alanda da çok etkilisiniz. FC Zürich gibi bildiğim kadarıyla St. Gallen futbol takımı da vardı galiba. Birçok İsviçre'de profesyonel futbol takımlarını Antalya'da kamp yapmaya siz ikna ettiniz, götürdünüz defalarca. Birçok futbol kulüplerini kamp yaptırıyorsunuz Antalya'da. Ama bu sene galiba bu olmadı. Yani anlamıyla bu sene beklentiler karşılanmadı. Yani şöyle diyeyim, teşekkür ediyorum bu konuyu açtığın için. Biliyorsun seninle de gitti Antalya'da çekimler yapmıştık. Evet. 1993 senesinde havalimanında takımların kampa gittiğini gördüm. Hiç unutmuyorum. Ben de spor camiasından geldiğim için yani nereye gidiyorlar bunlar? Bir baktım İspanya'ya gidiyorlar. İşte Malta'ya gidiyorlar, İtalya'ya gidiyorlar. Niye Türkiye'ye gitmiyorlar diye kendi kendime sordum. Sonra ben bu işin içine girince dedim atladım gittim Türkiye'ye. Türkiye'de işte spor turizmi yapılması için futbolun saha lazım. Bir tane saha vardı Sider'e. O sahaya gittim gördüm. Orada Galatasaray kamp yapmıştı. Otel yöneticisi benimle görüşmedi. En çok hala nüktedir içimde. Ve otelle hala çalışmam. Otel grubuyla. Daha sonra Side'de bir otelimiz güzel bir saha yaptı. İlk takımı 94'te götürdüm. İlk takımımızı götürdüm.
Zamanla otelcilerle yapmış olduğumuz ikili görüşmelerde lütfen işte bize soruyorlardı kışın ne yapalım, kapatıyorlar çünkü hepsi. Ben futbol turizmi, bunun yanında tenis, golf, çünkü hiçbir şey yok. Belek otellerine, Side otellerine, bunları hep empoze etmeye çalıştım. Zamanla biz işte iki takım, üç takım, beş takım, on takım derken 35-40 takıma kadar ben çıktım. Yani bu şekilde kamp yaptırdım. Bu da şu anlama geliyor. Bunlar sahayla oluyor. Otelciler bizi anladılar. Ama İsviçre'den benim götürdüğüm takımların haricinde aşağı yukarı senede ortalama 100'e yakın takım geliyor Türkiye'ye. Bundan sonra biz kaliteye daha çok önem vermeye başladık. Çünkü ben spor camiasından geliyorum. Bir futbolcu ben ne düşünüyorsam o futbolcunun onun düşünmesini, o hizmeti alması için o çalışmaları yaptık. İkili ilişkilerim sonucunda FC Zürich takımını 8 yıldır kampını ben yapıyorum. Yani firmamız olarak yapıyoruz. Bu senede Ocak ayında FC Zürich 1. Lig ve U21 takımlarını aynı anda 75 kişiyi Antalya'da kampa götürdük. Her zaman normalde 2 hafta yaparlar. Bu hafta 1 hafta yaptılar. Bunun yanında da Grasshopper Zürich, onlara da ben tavsiye ettim. Basel, Vaduz ve bir takım daha vardı. Yani profesyonel olarak 6 tane takım geldi Türkiye'mize. Şimdi bunun önemini biz anlatamıyoruz. Belki sen güzel söyledin. İnsanların bunu çok iyi bilmesi gerekir. Şimdi Antalya'mıza senede 1300 ile 1500 takım arasında takım geliyor, sayı arasında. Bunların ortalama konaklamaları 8 ile 10 gün. Yani bir Rus takımı geldi mi 2 hafta, bir Kazak takımı geldi mi 2 hafta, sonra gidiyorlar tekrar geliyorlar. Bu şekilde Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları oteller için çok büyük bir gelir kaynağı olmaya başlıyor. Ocak ayında bir Türk takımları da geliyor. Ama biz bu elimizdeki gücü, yani Avrupalı şöyle söylüyor, Antalya futbol turizmi Mekka'sı diyorlar. Ama biz bunu anlatamıyoruz. Biz bunu tanıtamıyoruz. Biz bununla inanın Avrupa'da övünmek gibi olmasın ama tek Türk tur spor organizatörüyüm. Yani bu işi yapan her şeyiyle, uçağıyla takımı ben buluyorum. Uçağını ayarlıyoruz. İndiriyoruz Antalya'ya götürüyoruz. Transferini yapıyoruz. Otele yerleştiriyoruz. Antrenman programını işte hocalarla bir alıyoruz. Hazırlık maçlarını yapıyoruz. Profesyonel takımların hazırlık maçlarını, hakemlerini hazırlıyoruz. Ve son 3 senedir de bütün maçlarını internet üzerinden canlı yayın yaptırıyoruz. Bu bir ekip meselesi. Ve son 5 senedir de Antalya'ya giden tüm takımlarımızın amatör yani junior'dan en üst takıma kadar tüm antrenman malzemelerini biz veriyoruz. Hiçbir kulüp futbol topunu, diğer malzemelerini yanında getirmiyor. Bu bir hizmettir. Ama şunu söyleyeyim, biz bunu hala Türkiye turizmi olarak hala biz bunu kullanamıyoruz, anlatamıyoruz. Çok üzülüyorum. Mesela bir örnek vereyim. İsviçre bu konuda aslında Türkiye'yi çok seven bir ülke. Bu son 3 senedir bizim imajımızdan dolayı Almanya'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan profesyonel takımlar gelmiyorlar. Birincilik, ikincilik, biraz üçüncülük geliyor. Birincilik takımları hiçbir eskiden gelirlerdi. Efes Cup'lar vardı falan. Tek İsviçre'den gidiyor profesyonel birincilik takımları bahsediyor. Tek İsviçre'den gidiyor. Burada tam şu konuya değinebilir miyiz? Bir organizasyon eksikliği var diyebilir miyiz o zaman bu konuda? Yok, organizasyon şöyle. Antalya'da her şey o kadar güzel yapılıyor ki. Antalya'da spor... Yok, takımların daha cazip hale getirebilmek için turnuva gibi veya oraya mesela, geleceğim. Çok doğru söylüyorsun. O şekilde bir şey yapılırsa daha cazip olmaz mı? Bir ödüllü en azından. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Için. Şimdi bazı büyük Alman takımları Arap ülkelerine gidiyor. İşte Dubai'ye gidiyor, Katar'a gidiyorlar. Tabii oradan büyük paralar, destekler alıyorlar. Fakat burada yine bizim imajımız da sorunlu bir olay. Şimdi milli kuruluşumuz Türk Hava Yolları'nın takip ediyoruzdur. İspanya Ligi'nde reklamı var. Stadyumlarda, La Liga'da, her yerde reklamı var. Bir dönem biliyorsunuz Barcelona'nın ana sponsorlarından biriydi.
Bir gün bir toplantıda İstanbul'a dedim, tamam Messi ile resim çektirmişsiniz ama niye dedim bir İspanyol takımını kime sponsor iseniz? Niye Antalya'ya getiremiyorsunuz? Niye Antalya'da kamp yaptıramıyorsunuz? Niye Antalya'da turnuva yaptıramıyorsunuz? Bunu söyledim. Aa doğru haklısınız dedi. Şimdi bizim bu konularda büyük oynamamız lazım. O kadar çok takım geliyor ki bazen inanamıyorsunuz. Yani bu takım kimsenin haberi olmuyor. Antalya'da gelen takımlardan bazı. Mesela bir ara hiç unutmuyorum Shakhtar Donetsk takımı tüm kış hazırlıklarını Antalya'da yapardı. Yani UEFA veya şampiyon kulüplerle oynayacaksa gelirdi Antalya özel uçağıyla bir hafta kampını yapar, hazırlığını yapar. Hangi ülkeye gidecekse uçar, ülkesine gider tekrar bize gelirdi. Ama bunu biz bilmiyoruz. Biz ne yapıyoruz? Turizm deyince biz tamam turist gelsin, okey gelsin, tesislerimiz çok güzel. Ama kışın bizi ayakta tutacak olan spor turizmi, dediğim gibi dünyada %35. Futbol var. Şimdi Antalya'da golf de var. Evet. Golf turizmi bugün Belek'te ve Belek ve çevresinde 16 tane golf sahası var. İlk zamanlar ben de diyordum ya bu golften para kazanılır mı falan. Hakikaten çok iyi para kazanılıyormuş. Ama golf turnuvaları için harcanan paralar, ünlü Wood getirilmesi 1 milyon. Futbol takımlarına. Ben yalnızca şunu istiyorum. Reklam. Yani kışın ondan evvel futbol takımlarına Avrupa'da belirli yerlerde reklamlar yapıp Türkiye'ye gelin deyip turnuvalar yapıp o turnuvalarda onların katılımını ücretsiz karşılayıp efendim çünkü oteller de para kazanıyor bu şekilde. Bir action Avrupa'da kendimizi tanıtmamız lazım. Biz kafamızı kuma sökmüşüz. Ne var? Türkiye Ligi. Aman Türk takımları inanın Türk takımları Antalya'da ki kaprisleri hepsini söylemiyorum. Otelcileri bıktırmış pozisyonda. Ben bu sahaya çıkarım. Ben bu sahada bunu yaparım. Bunu ikincilik, üçüncülük takımları da söylüyorum. Yabancı bir takım geldiği zaman hava yağmurluk sahada kondisyon yapamazsın tamam. Ayakkabıyla otele giremezsin tamam. Ama bizimkiler öyle değil. Çünkü biz tamamen Türk futboluna kafamızı gömmüşüz. Bunun için çok çalışmalar yapmamız lazım. 20 evet. Senelik bir tecrübem var bu konuda. Ali Bey, tam bu konuda benim bir önerim var. Yaz aylarında Erzurum'da kamp yapma imkanımız var. Yani evet, sadece kış aylarında Antalya değil, aynı zamanda birçok vatandaşımız da seyretmiştir televizyon kanallarından tanıtımları. Evet. Bizim Erzurum'da da çok güzel kamp alanlarımız var ve Türk takımları, özellikle büyük takımlar Avrupa'ya gidiyorlar yaz aylarında kamp dönemini geçirmek için ama kendi vatanımızda bulunan tesislerimizin tanıtımına katkı sağlamıyorlar. Kendi takımlarımız Erzurum'da kamp yapmazlar ise Avrupalı neden gelsin bize? Şimdi Bahtiyar Bey o konuda bir açıklamada bulunayım. Erzurum şu anda çok revaçta kış yazın onu söyleyeyim. Evet. Özellikle son senelerde. Çünkü Erzurum'da yan yana 8 tane saha var, oteller var. Şimdi Türk takımları Türkiye'de yazın kamp yapılacak 3 tane büyük yer var. Erzurum var, işte Abant, Bolu çevresi, Sabancı tarafı, bir de Afyon. Afyon'da çok büyük tesisler var çünkü Afyon 1100 metre yükseklikte. Şimdi takımlar birinci kamp sürelerini ağırlıklı olarak Süper Lig ve birinci lig takımları Erzurum'da veya bu dediğim yerlerde yapıyorlar. Birinci kamp sürelerini, kondisyonlarını burada yapıyorlar. Şimdi Erzurum bu konuda revaç. Erzurum çok güzel hizmet veriyor. Okey. Evet. Ondan sonra yurt dışına geliyorlar. Şimdi yurt dışına gelmelerinin bir sebebi var. Hazırlık maçları. Kendilerine rakip bulabilme, hazırlık maçları. Daha sakin. Türkiye'de bunu yaptıkları zaman seyirci peşinden geliyor. Daha sakin. Farklı bir atmosferde bunu yapıyorlar. Ama tabii son dönemlerde İsviçre'ye zaten getiremiyoruz. Ben birkaç defa yabancı takımları İsviçre'ye getirdim. Avusturya bu konuda daha uygun fiyatları olarak. Slovenya daha uygun. Aralarında maçlar yapıyorlar. Hazırlıklarını yapıyorlar. Türkiye'mize dönüyorlar. Şimdi yaz kamplarında Türkiye'mize Arap ülkelerinden takımlar geliyor. Katar'dan, Dubai'den, Suudi Arabistan'dan. Buralardan da Türkiye'mize takımlar geliyor. Bazen Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan, buralardan da takımlar geliyor Türkiye'mize. Fakat bir daha söylüyorum.
takımların gelmesinden ziyade orada yapılan maçlarda oyuncuların birbirlerini tanıması, transferler. Çünkü Antalya kışın devre arasında transfer merkezi. Aralarında maç yapıyorlar. Ben son 3 senedir mesela FC Zürich son 3 senedir Antalya'daki kampından ikişer oyuncuyu sürekli Almanya'ya satmıştır. Hadi bunu hemen uçak biletini ayarla Almanya'da şu takıma gidiyor. Niye orada maç yapıldı? Gördüler, sattılar. Şimdi biz bunları değerlendirmemiz lazım. Biz bunları kullanmamız lazım. Mesela bir örnek vereyim. Bir futbol takımının kendi web sayfası var. Facebook'u var. Artı her oyuncunun kendine ait sosyal medyası var. Hepsini tek tek saymıyorum. Evet. Bunu çarpanlara çarparsak binlerce kişiye ulaşıyor. Yani binlerce kişiye Antalya'da biz kamp yapıyoruz. Neyle övünüyorum? Ben de tek Türkiye, İspanya'da var. Değişik ülkeler de var. Çünkü 3 yıllık Türkiye'ye giden, 1 yıllık İspanya'ya gideyim diyor. O takımı kaçırmamak için onu da yapıyoruz. 2 defa İspanya'yı gezdim. Kuzeyinden güneyine kadar 1500 kilometre. Otellerini gördüm, sahalarını gördüm. İlk beklentilerim hayal kırıklığı. Hemen dedim çok büyüktürler dedim. Şöyledirler, böyledirler. Biz İspanya'da turizm olarak onlardan 10-15 yıl öndeyiz. Tesis olarak. Onu söyleyeyim. Fakat İspanya'da şu var. Otelden çıkıyorsunuz dışarıya. Restoranlar, kafeler, nefis. Otel dökülüyor. Yemek yiyorsunuz. Kimse sizi kazıklamıyor. Kimse kolunuzdan çekip almıyor. Böyle bir turizm yapıyorlar. Ve insanlar rahatlar. Bizde öyle değil. Biz ne yapıyoruz? İşte Antalya'da mesela kışın takımı götürdük. Her takım haftada bir defa çarşıya dışarı çıkar, yemek yer, gelir. Geçen sene başıma gelen bir ilginç bir olay anlatayım. Süremizin yettiği sürece. Bu çok önemli bir konu benim için. FC Zürich'in geçen, bu kış değil, geçen kış. FC Zürich'in antrenörü Türkiye'ye gelmek istemiyordu. Çünkü 2006 Avrupa Şampiyonu ön elemelerde milli takımda oynuyordu. Korkuyordu Türkiye'den. Çünkü olaylardan dolayı. Neyse onu hallettik, geldik, aldık. Türkiye'mize geldik. Lara'da kamp yapıyoruz. Maça gidiyoruz. Dinamo Dresden'de maçımız var. Maç otobüsü 3 kilometre gidecek sahamıza. Yolda çevirdiler Lara'da polis. Ben de sahada bekliyorum. Team menajeri, FC Zürich'in team menajeri Türk arkadaşımız. Çok değerli bir arkadaşımız var kardeşim. Polis, bu terörle mücadele polisi var bir tane. Öbürleri normal polis. İşte kimsiniz? Takımız. İşte eşortmanlarla. Siz, ben Türk'üm. Ha, kimliğim? Tamam sen in aşağı onlar gitsin. Tutuyorlar. Şimdi antrenör korkuyor ya. Hemen, başkan da orada. Hemen o arada İsviçre'yi arıyorlar. Konsolosluk aranıyor. 15 dakika içerisinde bunlar oluyor. Niye Suha'yı tutukladılar diye. Ben atladım geldim sahadan. Orada bir polis işte öyle sakallı makallı bu. Sonra tabii üzüldük ya dedim ben işte otobüsleri dedim kontrol ediyorlar. Ondandır bu. Hani izinleri var mı diyor taşımacılık yapmak için. Böyle kurallar var Türkiye'de. Sonra bir akşam eğlenmeye, yemeğe gittik. Ştaf ayrı, futbolcular ayrı. Futbolcular bir restoranda yemek yediler. Ştafı ben götürdüm. Büyük para, yani iyi paralar veriyoruz. Çok seviyorlar. Türkiye'yi hakikaten mutfağımız her şeyim dört dörtlük. Oradaki esnafımız da para kazanıyor. Benim amacım esnafa para kazanmak. Biz çıktık ştafla beraber yemekten. Çok mutluyuz. Bir kafeye gittik. Çok güzel bir kafe. Orada işte şişamızı, içeceklerini içtiler. İyi de bir para verdik. Sorun değil. Sahibi geldi. Dedi ki benim dedi eğlence yerim var, disco gibi bir yer var dedi. Oraya istersen gelebilirler dedi. Aa ben ona tanıyorum ya, güveniyorum, götürdüm oraya. Gittik. Abi size yer ayırdık falan. Gece saat 1. 14 kişi gittik. Ben ayrıldım 4 kişi. Saat 4.30'da gelen hesap 9.000 TL. Şoktayız. Hani o kadar yemiş içmiş takım bak ya. Neyse. Üzüldük, çok üzüldük. Bunlar konuşuldu. Bizim amacımız götürdüğümüz takımları, grupları Antalya'mızda gezdirmek ve esnafa para kazandırmak. Biz kendimiz istemiyoruz bunu. Bunlarla bir gelirimiz yok bizim. Ülkemizi tanısınlar. Tabii bu kafalarında kalmış bir şey.
Ama yeri gelecek yerel yönetimlerin böyle yerleri çok iyi kontrol etmesi gerekir diye düşünüyorum. Tam bu anlamda şunu söylemek lazım. O zaman turizmin ne kadar çok önemli olduğunu bir daha anlamış olduk bu konuda. Turistlerin ne kadar hassas olduğunu, geldiklerinde herhangi bir aksaklıkla karşılaşmamaları için önlemlerin önceden alınması gerekiyor. Kesinlikle doğru, kesinlikle. Tam bu arada bizi seyreden bir vatandaşımız şunu diyor, Temmuz'da Türkiye'ye biletimiz var, gitmeli miyiz, gitmemeli miyiz? Hala endişeliyim diye bir endişesi var. Senar Pınarcı diye bir vatandaşımız, hanımefendi galiba, böyle bir endişesini dile getirmiş. Hanımefendinin endişesini nasıl gideririz? Şimdi önce milliyetçi olmamız lazım. Önce ülkemizi sevmemiz lazım. Önce bizim gitmemiz gerekiyor. Ben şimdi haftaya gideceğim. Herhalde cuma veya pazartesi günü gidip çekimler de yapıp işte nerede nasıl yapılıyor. Önce biz ülkemizi seveceğiz. Önce biz gideceğiz ülkemize. Çünkü o ülke bizim. Biz korkarsak öbür yabancılar daha çok korkar. Bizim örnek olmamız gerekir. Tavsiye ediyorum gitsinler, tatilini yapsınlar. Tabii koronavirüsün artması, yeni tedbirler, ikinci dalga dedikleri olaylar ayrı bir konu. Onları tabii önlem almak gerekir. Evet. Gitmesini tavsiye ediyorum. Elif Hanım bir soru yöneltmiş. Bizden yardım istiyor açıkçası. Pegasus Hava Yolları'nın hiçbir çağrı merkezine ulaşamadığını belirtmiş. Temmuz'da biletimizin iptali ile ilgili mesaj geldi ama içerikler yok diye bir... Evet, bu konu çok önemli bir konu. Şikayette bulunmuş. Evet. Şimdi Elif bu Hanım'a çok... nasıl yardımcı olabiliriz? Öncelikle şöyle yardımcı olabiliriz. Elif Hanım'a ilk sorum şu, biletinizi nereden aldınız? Direkt Pegasus sitesinden mi aldınız, bir acenteden mi aldınız? Birinci sorum bu. Şimdi bizim vatandaşlarımız daha evvelden etrafındaki acentalardan biletlerini alırlardı. Ve bu aldıkları yerler bu türlü hizmetleri veriyorlardı. Yani ben yaptığım rezervasyonun sorumlusu benim. Ben görüyorum. Sistemde görüyorum. Ama tabii herkes online almaya başladı. Biz, bir de zevk alıyorlar. Gelip bize anlatıyorlar bile. Bak ben şöyle yaptım, böyle yaptım. Evet. biz de diyoruz tabii haklısınız diyoruz. Serbestsiniz. Şimdi online aldığı için Pegasus'a ulaşmak, tabii kendisi uğraşacak bu konuyla ilgili. Telefonları, onların çağrı merkezleri var, oraya arayacak. Ama ben yine tavsiye ediyorum, bakın ne olursa olsun 3 lira 5 lira aslında Pegasus'un biletleri acentalarla ve sayfadakilerle aynıdır. Acente arkadaşlarımızdan alsınlar, hem onları desteklesinler, biraz milliyetçi olsunlar. Hem acente arkadaşlarımızı desteklesinler, hem de hizmet için bir şey olduğu zaman gidip onlara sorup her türlü bilgiyi alabilirler. Öbür türlü aldığı internet sayfasından arkadaş olurlar, beklerler diye düşünüyorum. Kusura bakmasın. Evet, tam hazırladığım bir soru vardı. Bu konuya gelmişken gurbetçilerin, yani Türk diasporasının, daha doğrusu Avrupalı Türklerin Türk turizmi için önemi neden bu kadar çok önemli? Sadece ekonomik mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Türk turizmi olarak bir Türkiye ülkemize giden, bilet alıp giden yolcularımız var. Bir de tatil yapan. Evet. Şimdi İsviçre olarak konuşuyorum. Bunu Almanya'dakiler, seyredenler oradan fazla bir şey söyleyemeyeceğim. İsviçre'de yaşayan vatandaşlarımız son yıllarda çok bu konuda bilgi sahibi oldular. Kendilerini çok güzel hazırlıyorlar. Bizlere geliyorlar. İşte bir hafta veya iki hafta tatil alıp sonra ailelerini görüp tekrar geri geliyorlar. Şimdi ben ilk önce turizme başladığım zaman şöyle bir açığı buldum. Bahtiyar Bey. Adam geliyor, maaşı kadar bilete para veriyor. Anadolu'da memleketine gidiyor. Bak, bir ay. Maaşını bilete yatırıyor. Gidiyor orada bir 10-15 bin lirada işte düğünmüş, oymuş, buymuş harcıyor, kredi çekiyor. Burada buna bir de arsa kaptırıyorlar, işte bir şey veriyorlar. Geliyor,
Bir ay daha adam bitik vaziyette geri geliyor. Çocuklarını da götürüyor. Çocuklar da bitik vaziyette geri geliyor. Anadolu'nun o sıcak günlerinde köylerinde geçiyor. İşte anne baba ziyaretlerini. Sonra o çocuk okula gidiyor. Okulda soruyorlar, sen nereye gittin tatile? Biz köye gittik işte. Memlekete gittik. Memleketimize gittik. Sen nereye? Ben İspanya'ya gittim. Sen nereye? Ben İtalya'ya gittim. Tatil yaptım ve işte şeyler biz yaptık diyor. Sen biz köydeydik diyor işte. O sıcakta bunalmış. Bu çocuk büyümeye başladığı zaman 15'li 16 yaşlara anneleri de artık bunları Türkiye'ye götüremiyorlar. Yok biz gelmiyoruz. Biz arkadaşlarla başka bir yere gideceğiz. Türkiye'yi sevmemeye başlıyorlar. Çünkü Türkiye'yi tanımıyorlar. Ama son 10 yılda bu değişti. Aileler çocuklarıyla beraber gidiyorlar, tatil yapıp sonra memleketlerine gidiyorlar, ailesini görüyorlar, geliyorlar. Hem kendileri fiziksel olarak, moral ve motivasyon olarak düzenli bir şekilde tatilini yapıp geri geliyorlar ve işlerine daha güzel çalışıyorlar. Bu güzel ve artı bizim vatandaşlarımız Türkiye'mizin çok güzel otellerini satın alıyorlar. Otel seçerken dikkat ediyorlar gerçekten. Bizler de çok güzel bunlara otelleri anlatıyoruz. Ben de her zaman tavsiye ediyorum. Tanıdığınız, bildiğiniz acentalarına alışveriş yapın. Çünkü herhangi bir konu olduğu zaman, bir sorun olduğu zaman buradaki yerel acentelerimiz, tur operatörleri o müşterinin her zaman yanındadır. Sağlık sorunu olduğu zaman ki çok yaşadık bunları. Herhangi bir sorun olduğu zaman bizim rehberlerimiz hemen ona ulaşır, oradan alır getirir. Bizim Türk vatandaşlarımız tatil yapmayı seviyorlar. Öyle diyeyim. Evet. Ali Bey, bugün bir gelişme yaşandı. Almanya'da SunExpress Hava Yolları Almanya'yı kapatma kararı aldı. Bu İsviçre'den olan uçuşları etkilemiyor bildiğim kadarıyla. Doğru mu? Doğru. Etkilemez. Etkilemiyor. Şimdi yani herhangi bir... Yani vatandaşlarımızdan SunExpress bileti bulunan veya uçuşlarının planlayanlar varsa onların hiçbir şekilde etkilenmiyor. Kesinlikle yok. Şöyle diyeyim. SunExpress Havayolu şirketi Lufthansa ve Türkiye'ye ait, Türk Hava Yolları'na ait bir kuruluşu Antalya'da, bir kuruluşu Frankfurt'ta. Şimdi Almanya'daki uçuş şirketi başka destinasyonlara uçuyordu. Yani Türkiye'ye uçmuyordu. İşte Mısır'a uçuyordu, İspanya'ya uçuyordu, farklı ülkelere uçuyordu. Oradan senede 30-40 milyon zarar ediyorlardı. Ama uçuyorlardı. En çok para kazandıkları, en çok hizmet verdikleri, hizmet aldıkları, mutlu oldukları destinasyon Türkiye. İç pazar, Türkiye'nin iç pazarı ve yurt dışından Türkiye'mize. Bu konuda hiçbir zaman vatandaşlarımız düşünmesin. Türkiye Cumhuriyeti'mizin yeteri kadar havayolu şirketi vardır. Avrupa'nın her tarafından Türkiye'mize uçacaktır. Bu böylece devam edecektir. Evet. Yani, Ali Bey, yayınımızın da sonlarına yaklaştık neredeyse. Size şöyle önemli bir soruyu sormak istedim. Bu COVID-19 önlemleri, tedbirleri kapsamında havalimanlarında bekleme süreleri çok arttı. Vatandaşlarımıza ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Mesela check-in'lerini ne kadar önce yaptırmaları gerekiyor? Havalimanlarına ne zaman gitmeleri gerekiyor uçuşlarından önce? Şöyle söyleyeyim, 3 saat evvelden havalimanında olsunlar. Bir de giderken güzergahlarına dikkat etsinler. Trafik var mı? Genelde İstanbul'da bu oluyor. Ama ne olursa olsun 3 saat evvelden havalimanında olsunlar. Eğer bu böyle devam ederse, sakinleşmeye doğru giderse bu 2 saate inecektir. Ama yine de benim tavsiyem 3 saat evvelden havalimanında olmalarını tavsiye ediyorum özellikle. Bu sene otellerde tatiller biraz daha farklı olacak gibi. Geçen de TİSAP evet. Başkanı Mehmet Bey'in de belirttiği gibi sakinlik belki de bu sene en iyi sakin olduğu için bu sene belki de en iyi tatili yapabileceğimiz yıl açıkçası. Doğru mu? Şimdi doğru şöyle bizim insanlarımızla göre değişiyor. Şimdi öncelikle biz kimleri gönderiyoruz diye bir parantez açmak istiyorum İsviçre'den. Bizi evet. Dinleyen vatandaşlarımızın bunu bilmesini rica ediyorum. Türkiye'de Türk dizilerini yapan, Avrupa'da yayınlatan şirketlere öncelikle teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz İsviçre'de 800 bine yakın Balkan kökenli insanımız var. 440 bini
Kosovalı. Bunların %10'u, %20'si yani Türkiye hastası. Ne olursa olsun Türkiye'ye giderler ve gidiyorlar. Özellikle Türk filmlerini seyrederek hepsi Türkiye'ye hayranı ve yavaş yavaş Türkçe konuşuyorlar. Ve bu bedava bir reklam aslında yapmış olduğumuz. Öncelikle o halkımıza çok teşekkür ediyorum. İsviçre halkı, İsviçreli müşterilerimiz tutucu. Son dönemdeki fuarlarda görmüş olduğumuz işte Türkiye'nin imaj demeyeyim de siyasi problemlerini anında öne çıkartıyorlar. Çünkü belirli bir kesim İsviçre'de, yaşlı bir kesim, gazete okuyorlar. Bizim Cumhurbaşkanımıza karşı bir ön yargıları var. Yani ben bunu duyduğum zaman işte ben Erdoğan var gitmiyorum. Ben de dedim ki yani sahilde yatarken dedim sizin yanınıza mı gelip yatacak dedim. Yani Merkel'i de ben sevmiyorum veya Trump'ı sevmiyorum diye Amerika'ya mı gitmeyeceğim diye böyle bir konularımız oluyor. Ama İsviçre'liler tutucu. Şimdi bunun haricinde de otellerimiz bu sene 50 ile 60 %50 ile 60 oranında doluluk oranında çalışacaklar. Gerçekten sertifikasyon konusunda aşağı yukarı 400'e yakın otel bu sertifikasyonu aldılar. Öncelikle açık büfe olayı olmayacak. Yani kişi gidip kendisi yemek almayacak. Bu bir. Yani orada birisi servis yapacak. Bu çok güzel bir şey. Bunun sebebi şu. Herhangi ülke söylemek istemiyorum. Bizler de varız burada. Açık büfe diyor, tabaklarımızı dolduruyoruz, götürüyoruz, masamıza koyuyoruz, yarısını yiyoruz, yarısı çöpe gidiyor. Ben bunun çok şahit olmuşumdur, çok üzülmüşümdür. Bundan dolayı artık yiyebileceği kadar yemek alacak. Birebir servis görecek. Bazı oteller aşırı doluyor. Garson bayan masayı mı toplasın, sana servis mi yapsın? Yani böyle bir mass turizm var, böyle bir sıkıntı var, devam ediyor. Bu esnada da Türkiye'mizde butik oteller ön plana çıkıyor. Ben mesela geçen senelerde Antalya'ya gittiğim zaman sürekli ufak otellerde Antalya içinde kalıp akşam yemeklerini dışarıda yemeye çalıştım. Artı Türkiye'mizin değişik destinasyonları var. Buraları ön plana çıkartmamız lazım. Yazın gidebilecek Türkiye'mizde o kadar güzel yerler var ki Ege kıyılarından tutun. Karadeniz kıyılarımız var. Karadeniz'de butik otelcilik, karavan turizmi, çok güzel oteller var. Buralara gidilmesini. Karadeniz'de yayla turizmi de var galiba. Doğru mu? Evet. Damarıma bastın. Evet. Bir Rize Çamlı'yım şimdi olaraktan. Tabii yayla turizmi bizim bölgede yani Karadeniz'de çok gelişti. Trabzon'dan sonra. Buradaki yurt dışındaki vatandaşlarımız da bunu bilmesini istiyorum. Yurt dışından Arap ülkelerinden özel uçak seferleri var Antalya'ya. Trabzon özür dilerim. Biz de bundan 3 sene evvel Türkiye İsviçre Seyahat Ajantı'yla birlikte arkadaşlarımızla bir gezi yaptık. Çok güzel geçti. 5 gün Karadeniz turumuzu yaptık. Hala istiyorlar, gitmek istiyorlar tekrar. Şimdi yayla turizmi sıcak ülkelerden gelip Türkiye'mizin o güzelim ülkemizin yeşilliklerini görüp o temiz havayı alıp farklı bir atmosfere girmek. Tamam İsviçre'de dağlar var, alpler var, şunlar bunlar var ama şöyle bir şey söyleyeyim. Allah bize öyle bir ülke vermiş ki 11 ay güneş vermiş güney bölgemize. Hollanda'da Almanya'nın yukarısında 10 ay hava kapalı. İnsanlar bunalıma giriyorlar. Bunalımında gidiyorlar. İşte böyle sıcak ülkelerde geçirmeye çalışıyorlar. Ama biz öyle güzel bir yerdeyiz ki bu yerin değerini bilmemiz lazım. Bir taraf, kuzey tarafımız şahane bir Karadeniz. Doğumuz işte Kars'mış, Van'mış bu bölgeler, Güneydoğu o kültür, yemekler, aşağı in, Ege bölgemiz var. Fakat bunlar var ama İsviçre'den Dalaman'a direkt uçak Türk Hava Yolları yok. Bodrum'a yok. Sanex uçuyor, Swiss uçuyor. Biz de bakıyoruz. Ben üzülüyorum tabii bunlara. Çünkü yani bir Ege bölgesi, bir Marmaris, bir Dalaman, bir Kaş, Kalkan büyük bir değer. Nasıl götüreceğiz biz oraya? Aktarmalı uçakla. Götüremeyince otelciler de diyor ki bizimle sevmiyor musunuz bizi? Ayrıca bu bölgelerde mesela bir Çeşme olayı var. Çeşme kendi kendine zarar veren bir bölge oldu.
iç turizm açıldı. 3 ay iç turizmi getirdi. Yüksek paralarla büyük bir eğlence. 3 ay sonra okul tatili bitiyor, boş. Bu bizi üzüyor tabii. Evet. Yani bunların önlem almak gerekir. Ama bir alternatif turizm de var son olarak Ali Bey. Termallerimiz var, sağlık evet. turizmimiz var özellikle. Evet. Saç ektirmek için sağlık turizmine gelenler var. Yani ben İstanbul'da çok şahit oldum birçok otelde. Yani evet. sadece saç ektirmek için gelen acayip çok insan var. Yani ve bu turizmde bilinmeyen bir şey. Yani şimdi, göze batmayan bir şey açıkçası. Ama İstanbul'a gittiğinizde bunu açık açık görüyorsunuz. Evet. Bu alanda da bir tanıtım eksikliği var galiba. Var. Şöyle söyleyeyim. İlk sağlık turizmi başladığı zaman göz üzerine başladı. Bana da geldiler. Ben korktum, girmedim bu işe. Çünkü sağlık, bir müşteriyi alıyorsun, gönderiyorsun, tavsiye ediyorsun. Herhangi bir sıkıntısı olduğu zaman bana geliyor. Çünkü biz ocakbaşı gibiyiz bir ajent olarak. Evet. Şimdi Türkiye'mizde sağlık turizmi gerçekten çok gelişti ama hangi türlü sağlık turizmi? O çok önemli bir konu. Bugün Beyoğlu'nda çıkın caddeye, bir gün Beyoğlu'ndayız. Ben 15 tane kafası sarılı insan gördüm, saç ektirmiş. Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a geldiğimiz zaman İstanbul minimum 5 tane var. İsviçre'den gelen. Evet. Şimdi vermiş olduğumuz hizmet çok çok iyi. Bir, televizyonlarda verilen reklamlar var. Artı fiyat olarak da eskiden diş vardı. Diş ancak herkes Macaristan'a gidiyordu. Türkiye'mize geliyorlar şimdi. Bunlar yapılır. Fakat Arap ülkelerini gezdim. Bu Arap ülkelerinde gördüğüm şu benim. Ürdün, Beyrut, Dubai. Bu ülkelerde ülkemizi çok seviyorlar. Çünkü bizim oraya artık uçaklarımız var. Gerçekten çok seviliyoruz. Türk Hava Yolları her yere uçtuğu için bu ülkedeki insanlarımız alışverişlerini Türkiye'den yapıyorlar. Fakat burada sağlık hizmetleri düşük. Ve geliyorlar artık normal operasyonlarını, ameliyatlarını Türkiye'de yaptırıyorlar. Şimdi Türkiye son dönemlerde sağlığa çok büyük yatırımlar yaptı. Havacılık ve sağlığa. Şehir devlet hastaneleri, özel hastaneler, sigorta sisteminin değişmesi. Şimdi sağlık turizmini daha çok ön plana çıkartacaklar. Bunun için de benim bir evet. tavsiyem var. Daha şöyle bir tavsiyem var. Türkiye'mizin bir sağlık sigortası, uluslararası bir sağlık sigortasının kurmasını tavsiye ediyorum. Yani nasıl biz İsviçre'de Krankenkasse dediğimiz krankasalarımız var. Bununla istediğimiz yerde muayene olabiliyoruz. Doğru mu? Şimdi evet. Arap ülkelerinde veya Türk ülkelerinde 9 tane Türk ülkesi var. Rusya'daki insanların gelip ameliyat olabilmesi için öncelikle bu sağlık sigortasına üye olması gerekir. Benim sağlık sigortam var, tamam atladım uçağa gittim, Türkiye'de ameliyatım oluyorum. O sigorta ödemesi lazım. Ve böylece çok müşteri çekeriz. Sağlık turizmi çok çok gelişir. Termaller de bunun içerisinde olur. Ama bazı termal testlerimizin daha modernleştirilmesi, hijyenik olarak daha kontrol edilmesini tavsiye ediyorum. Ali Bey çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. Önemli bilgiler aktardınız. Son söylemek istediğiniz bir şey kaldı mı? Vallahi teşekkür. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Turizm bitmez. Sabaha kadar konuşuruz. Tecrübelerim, gördüklerim. Tabii. Ben öncelikle şunu söylüyorum vatandaşlarımıza. Ne olursa olsun ülkemizi sevelim. Bu birinci konu. Bu ülke bizim ülke. Geldiği yeri bilmeyen insan gideceği yeri bilmez. Bu çok önemli bir konu. Ülkemizde sevdiğiniz sevmediğiniz insanlar olabilir ama ülkemizde çok güzel şeyler yapılıyor. Yurt dışında aynen. yaşayan vatandaşlarımıza şunu rica ediyorum. Ülkemizi gezin. O kadar güzel yerlerimiz var ki hep bir yerlere gidip ben burada bunu gördük diye şikayet edilmemesi gerekir. Artı yine İsviçre'de ve Almanya'da bizi kimler dinliyorsa yanındaki Türk turizm ofislerine alışveriş yapsınlar. Online yaptım, sonra şikayetim oldu, gelip bize soruyorlar. İşte ben niye uçamadım, niye uçamayacağım? Yani işte burada hem bizi desteklerler, hem biz ayakta kalırız, hem de sorunlarını çok çabuk çözebiliriz. Bunun için inşallah COVID'siz günler diliyorum. İnşallah
turizmimizde başarılı olursun. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Türkiye'de yurt dışındaki turizm şirketlerine herhangi bir telekonferans, herhangi bir meeting yapılmıyor. Bu bizi çok üzüyor. Çeşmenin başı biziz. Parayı gönderen biziz. Turisti gönderen biziz. Her şeyi yapan biziz. Ama Türkiye'de televizyonlarda seyrediyorum. Körler sağırlar, birbirini ağırlar. Yurt dışında neler olduğunu görmüyorlar. Bunların yapılmasını tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de çok çok teşekkür ederim Ali Bey. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Kıymetli takipçilerimiz, bugün de bir canlı yayınımızın daha sonuna geldik. Teşekkür ederiz. Bir başka canlı yayında tekrar görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar diliyorum.